Arkadaşlar bugün 6 Kasım Cumartesi ABD Delmar Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. Breeders' Cup klasik koşulusunun da dahil olduğu koşular var. İkinci altılı Ganyan'ı yorumlayacağız yine. 23.59'da start alacak olan Yedili Plase'nin ilk ayağında da 23.19'daki koşuyla başlıyor Yedili Plase'nin ilk ayağı. Üçüncü koşuyla başlayalım yorumlara. Saat farkından dolayı oldukça geç bir zamanda başlayacak ikinci altılı Ganyan. Daha doğrusu Yedili Plase'nin ilk ayağı 23.19'da bir grup bir koşuyla başlıyor. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte. Koşuya baktığımızda koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Burada arkadaşlar 5 numaralı Life is Good Into Mischief yavrusu Todd Pletcher'la start alacak olan Todd Pletcher antrenörlüğündeki Red Ortiz Jr.'la start alacak olan bir isim. Ekranda da gördüğünüz gibi kariyerindeki 5 startının 4'ünü kazanmış. Bu kazandığı koşulara bakacak olursak ilk startında geçen sene 1300 metre kum pistteki maiden koşuyu 1.15.50 derecesiyle 9.5 boy farkla kazanmış. Daha sonra bir grup 3 koşu kazanıyor 1600 metrede 1.36.63 derecesiyle. Daha sonra bir grup 2 koşu kazanıyor 1700 metre kum pistte 8 boy farkla. Bir önceki startında da 28 Ağustos'ta Saratoga'da 1400 metre kum pistteki bir grup 1 koşuda ikinci oluyor. Son startında da bir grup 2 koşuyu 5.5 boy farkla Rad Ortiz Jr. ile kazanıyor. Kariyerinde start aldığı tüm koşularında favori çıkmış. 1600 metre kum pistteki son startını 1.34.37 derecesiyle kazanmış bir isim. Yedili Plase'nin ilk ayağında yeterli olur diye düşünüyorum. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus grup 1 bir koşu. Bütün koşular grup 1 bugün arkadaşlar. Breeders' Cup Flea Mare Turf koşusu. Koşuda 2 numaralı Pocket Square ve 3 numaralı Acanella ekülü olmak üzere toplam 12 isim start alıyor. Burada 6 numaralı Love'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup 1 koşu. Maker's Mark Breeders' Cup Flea Mare Turf koşusu. 6 numaralı Love, İrlanda orijinli bir isim. Son startında İrlanda'da bir grup 2 koşuda ikinciliği var. Ryan Moore'la bir grup 1 koşu var. Koşu kazanması var. 16 Haziran'da İngiltere'de Ascot Hipodromu'nda 2000 metre çim pistte 2.06.86 derecesiyle yaklaşık bir boy farkla kazandığı koşu. Son startında da bir grup 2 koşuda 2000 metre çim pistte bir ikinciliği var. Favori olduğu koşuda burun farkıyla koşuyu kaybetmiş. Daha doğrusu ikinci olmuş. İrlanda Curragh Hipodromu'nda 12 Eylül'de. 7 numaralı Warlike Goddess Julien Lepareux'la start alacak olan bir isim. Burada da gördüğünüz gibi son 4 startını kazanmış. Harika bir performans sergileyen bir isim. Koşulara baktığımızda kazandığı koşular 27 Mart'ta 2200 metre çim pistteki bir grup 3 koşuyu 2.12.34 derecesiyle burun farkıyla kazanmış. Daha sonra bir grup 3 koşuyu kazanıyor. 2200 metre çim pistte 2.29.21 derecesiyle yaklaşık 4 boy farkla. Daha sonra gene 2200 metre çim pistte bir koşuyu 2.27.55 ile kazanıyor. 3 boydan fazla bir farklı grup 2 koşu. Son startında da grup 1 koşuyu kazanıyor. 2100 metre çim pistte 2.13.07 derecesi. 4 numaralı Rugir, Maxim Guyon'la start alacak olan bir isim. O da son startında Opera Longines koşusu grup 1 koşuyu kazanıyor. Fransa Longchamp Hipodromu'nda 3 Ekim'de 2000 metre çim pistte 2.11.15 derecesiyle favori olduğu koşu. Burun farkıyla da olsa koşuyu kazanmayı başarıyor. 12 numaralı Audaria, William Buick'le start alacak. İngiltere ve Fransa'da son startlarında start almış. Bir önceki startında 2000 metre çim pistteki grup 1 bir koşuda burunla ikinciliği var. Son startında da Ruger'in kazandığı koşuda dördüncülüğü var. Grup 1 bir koşuda 12 numaralı Audaria'nın. Son olarak burada 8 numaralı Love's Only You, Japonya orijinli bir isim. Son startında Japonya'da bir grup 2 koşuda ikinciliği var. Ondan önce bir grup 1 koşuyu kazanmış 2000 metre çim pistte 2.01.22 derecesiyle Hong Kong'da. 25 Nisan'da. Bu 6, 7, 4, 12 ve 8 yeterli gibi gözüküyor. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında.
İkinci altılı Ganya'nın ikinci ayağı üç kar İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir açık koşu. Breeders' Cup Sprint koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 2 milyon dolar ikramiyeli bir grup bir koşu. Qatar Racing Breeders' Cup Sprint koşusu. 2 numaralı Jackie's Warrior büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır arkadaşlar. Joel Rosario ile start alacak olan son 3 startında gördüğünüz gibi 1 grup 2, 2 grup 2 ve 1 grup 1 koşu kazanmışlığı var. 1 Ağustos'taki grup 2 koşuyu 1300 metrede 1.15.46 ile kazanıyor. Daha sonra bir grup 1 koşu 1400 metre kum pistte 1.21.39 ile kazanıyor. Son startında da 1200 metre kum pistteki bir grup 2 koşuyu yaklaşık 7 boy farklı aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.08.64 ile. Büyük bir ihtimalle 2 numara Jackie's Warrior favori çıkacaktır. Ben yanına 9 numaralı Dr. Shivel, Lavin Pratt'la start alacak olan Dr. Shivel'ı önereceğim. Bir de 8 numaralı Special Reserve'i önereceğim Irat Ortiz Junior'la. 9 numaralı Dr. Shivel'ın performansına baktığımızda kariyerin ilk ikinci startında bir maiden koşuyu kazanıyor 1200 metre kum pistte. Daha sonra 1400 metre kum pistte bir grup bir koşuyu kazanıyor yaklaşık 2 boy farkla Flavien Prat'la. Daha sonra bir 62.500 bir şartlı satış koşusunu kazanıyor 1200 metre kum pistte 1.09.46 ile. Son iki startında da bir grup 1 ve bir grup 2 koşu kazanıyor. 1200 metre kum pistte 1.10.47 ve 1.09.44 dereceleriyle yine aynı jokeyle. 8 numaralı Special Reserve'de Rad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1200 metrede bir grup 2 koşu kazanıyor. Son 6 startında 3-4 koşu kazanmıştı. 2'de ikinciliği var. Bu ikincilikleri grup 3 koşular ve grup 1 koşularda diğer grup 2 Black Type ve grup 3 koşularla 40 binlik bir şart satış koşusu kazandığı koşular arasında koşularının tamamı son 6 startından bahsediyoruz. 1200 ve 1400 metre kum pistlerde son startını 1200 metreyi 1.08.54 ile kazanmış bir isim. İki önceki startında 1.08.14 ile yine 1200 metre kum pistte kazanmış bir isim. İkinci altılı Ganyan ikinci ayağında 2.9 ve 8 yeterli gibi gözüküyor. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre için pistte Breeders' Cup Mile koşusu. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Bunlardan bazıları yedek bakacağız şimdi koşuda. Koşuya baktığımızda koşu yine 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Burada da 3 numaralı Space Blues William Buick ile start alacak olan bir isim. Muhtemelen yine favori çıkacaktır diye düşünüyorum. Fransa ve İngiltere'de son startlarında İngiltere ve Fransa'da start almış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koşmuş. Son startı Longchamp Fransa'da grup 1 bir koşu 2 boy farklı aynı jockey ile kazanıyor. 1.22.97 derecesiyle 1400 metre kum pistte. Daha önce de bir önceki startında İngiltere'de Yorkshire Hipodromu'nda 1400 metre kum pistteki, çim pistteki bir koşu 1.22.60 derecesiyle grup 2 koşuyu kazanıyor yine William Buick'le. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Rakip olarak da ben size 6 numaralı Moforza, Flavien Prat'la start alacak olan bir isim. Son 4 startını aynı jockey ile favori olduğu son 4 startını kazanan bir isim. Son 4 startının tamamı 1600 metre çim pistte. Tamamı da grup 2 koşular. Görüyorsunuz 4 boy, 2 boy, baş ve yarım boy farklarla kazanmış koşuları 1600'deki dereceleri 1.33.27, 1.32.09, 1.35.03 ve 1.32.45 dereceleri. Daha sonra 14 numaralı Ivar'la ekürü olan 7 numaralı In Love var sırada. 7 numaralı In Love'da Alex Akkart'la start alacak olan bir isim. Son 2 startında 1670 metre çim pistte bir listed koşuyu 2 boydan biraz fazla bir farklı kazanan bir isim. 1.38.55'te 1670 metreyi 1600 metre için pistte de 1.34.84 ile 1.5 boy farkla kazanıyor aynı jockey ile grup 1 bir koşu. İkinci altını Ganyan 3. ayağında yeterli diye düşünüyorum. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın 4. ayağına. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte bir grup 1 koşu yine Breeders' Cup Distaff koşusu. Burada 6 numaralı Retruska'yı ben tek önereceğim. Irat Ortiz Junior'la start alacak olan 108 handikap puanı var.
Bu koşuda hata yapmazsa büyük bir oranda ihtimalle koşuyu kazanacaktır. Koşu performansına baktığımızda koşu 2 milyon dolar toplam ikramiydi. Longines Brothers Kaplistaff Grup 1 koşusu. 6 numaralı Letruska Rad Ortiz Junior'la start alacak bir isim. Son iki startında aynı jokeyle Grup 1 koşu kazanmışlıkları var. 1800 metre kum pistte, burada da gördüğünüz gibi. Son startı 1.49.01 ile kazanmış. Bir önceki startında 1.49.15 ile kazanmış. Her ikisi de 1800 metre kum pistlik koşular. Ondan önce yine aynı mesafede bir grup 2 koşuyu kazanıyor. 1.48.57 derecesiyle 6 boy farklı yaklaşık. Ondan önce de bir grup 1 koşuyu kazanıyor. Yaklaşık 3 boy farklı 1.41.25 ile. Bu sefer mesafe 1600 metre kum ve yine 17 Nisan'da bir önceki startında da 1700 metre kumda bir grup 1 koşuyu kazanıyor. Bu ismi daha önce seyredenleriniz vardır mutlaka. Kafaya alıyor ve yanına at yaklaştırmıyor. Süratli de bir isim. Bugünkü koşuyu da kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şu son startını 1800 metre kum pistte Keeneland'deki 10 Ekim'deki kazandığı grup 1 koşuyu izleyelim. And they're off in the Judd Murat Montspenster. Ortiz Junior'la start alıyor. There goes Jude Letruska. As Montspenster expected, Stakes Keeneland'de Letruska right koştan to the front 4 on the numaralı opening kırmızı strides. Off formalı the top jokeyle comes the start alan winning crystal Safkan. ball. So way third up İzlediğiniz on the gibi upside. Town of çıkışla Venture comes beraber away in aldığı fourth. liderliği Dunbar Road koşunun is sonuna fifth and kadar Bonnie South. götürecek Last of ve the koşuyu sixth of the win of kazanacak. the first turn. Letruska the İzlediğimiz leader. koşu Letruska'nın son Letruska gets down next to startındaki the rail and grup saved 1 ground around the koşu, turn now yaklaşık leading 3 it by boy three farkla lengths. kazandığı 500 On milyon Vuitton is toplam second by ikramiydi just bir grup 1 ahead. koşu. And then Town of Venture is third by a length and a half. Crystal Ball fourth and neck just Letruska en outside önde giden of isim. Dunbar Road. Bonnie South is last. 24 seconds flat was the time for the opening quarter. On to the back stretch here at Keeneland in the Judd Montspenster, and Letruska shows the way. Letruska on top three and a half lengths. On Vuitton second ahead. Town Avenger is there in third toward the inside and now contesting that second position once again. Crystal Ball is fourth, another length and a half behind that pair. Dunbar Road, Bonnie South at the back. Koşuya Five tempo runs veren covers bir the isim field en öne after gidiyor, the opening yaklaşıyor. half Yanına mile at on 47.89 yaklaştırmıyor. Sonlarda da bayağı saldırıyor Letruska koşuyu leads by a kazanmaya. length to Son the 5 far startında turn. hemen hemen Town uyguladığı Avenger taktik bu on arkadaşlar. Vuitton between horses. Crystal Bugünkü Ball to the koşuda far da outside. koşuyu Three büyük way shuffle ihtimalle for second kazanması lazım. continues a Eğer length and a çok half büyük bir behind hata Letruska. yapmazsa. Bonnie South, Dunbar Road side by side at the back. Around the far turn, Letruska in front by two. By two and a half, by three lengths now. Crystal Ball being asked for more in second. Dunbar Road, Bonnie South move as a team out to the center of the track. Son düzlüğe Top of the geliyor. stretch, tall Liderliği task ahead to bırakmıyor. try to catch Letruska. Diğer hafta bir Letruska leads it çabası by four tamamen lengths coming to ikincilikte the yer eighth pole. alabilmek için Dunbar Road çabalıyorlar. to second, Bonnie South in third. Final Dört furlong of the numaralı Judd Montspenster. Letruska gördüğünüz Letruska gibi chased yanına all the way hiçbir by kişi Dunbar Road yanaştırmıyor. and Yaklaşık Bonnie South. koşuyla iki boy Letruska's farklı already past kazanacak the 16th son pole. startında. Letruska by three. Letruska and Herod Ortiz Jr. to win the Judd Montspenster. Letruska'nın 1800 metre kum pistte kazandığı grup 1 koşuyu izledik. Altılı Ganya'nın, ikinci altılı Ganya'nın dördüncü ayağında da tek olur diye düşünüyorum bu isim. İkinci altılı Ganya'nın beşinci ayağına geldik. Günün en karışık ve kalabalık yarışı gibi gözüküyor. 18 isim start alacak gözüküyor. Koşu 3 karı İngilizlere mahsus 2400 metre çim pistte bir koşu. 13 numaralı Tarnava'yla başlayacağız burada. Colin Keane'le start alacak olan. Koşuya baktığımızda koşu 4 milyon dolar toplam ikramiyeli bir Longines Breeders' Cup Turf Grup 1 koşusu. 13 numaralı Tarbana, Colin Keane ile start alacak olan bir isim. İrlanda, Fransa ve Amerika'da bir kez Keeneland'de start almış son 6 startında. Son 2 startında 2 tane grup 1 koşuda ikincilikleri var. Bir boydan az bir farkla 2000 metre çim ve 2200 metre çim koşular. 12 numaralı Teona, İngiltere ve Fransa'da koşmuş isimler. David Egan'la start alacak olan bir isim. Son startında iki tane son startında bir stakes ve bir grup 1 koşuyu kazanıyor. Son startında 2200 metre çim pistteki grup 1 koşuyu Fransa Longchamp Hipodromu'nda 12 Eylül'de 1,5 boy farkla kazanıyor. Grup 1 koşu 2.31.99 derecesiyle. Daha sonra 10 numaralı Yıbır'la ekürü olan 7 numaralı Walton Street var. Önereceğim isimler arasında Walton Street'te Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de
koşmuş son 6 startında. Son startında da Woodbine'da bir grup 1 koşuyu Lanfranco de Torre ile yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. 2200 metre çim pistte 2.29.07 derecesiyle over olduğu bir koşu. Daha sonra Almanya'dan gelen 9 numarada Sisfahan, Christian Demirur'da start alacak olan bir isim. Son 3 startında daha doğrusu bir grup 1 koşu kazanmıştı var 2200 metre çim pistte 2.34.56 ile diğer 2 startında da her ikisi de grup 1 koşu olmak üzere ikinciliği ve üçüncülüğü var her ikisi de 2200 metre çim pistte olmak üzere. Daha sonra 1 numaralı Rock'n'Power ile ekürü olan daha doğrusu 5 numaralı Trip Juan ile ekürü olan 1 numaralı Rock'n'Power var sırada. Rock'n'Power'da Javier Castellano'yla şans verdiğim bir isim. O da son startında bir grup bir koşuyu 2200 metre çim pistte 2.25.61 derecesiyle 2 boy farkla kazanıyor. Aynı jokeyle bugün de aynı jokeyle start alacak Chad Brown'un antren ettiği bir isim. 5 numaralı Trip Juan'la ekürü olan bir isim. Ekürüsü de Jose Ortiz'le start alıyor. 11 numaralı Gufo. Joey Rosario ile start alacak olan bir isim. Rock'n'Power'ın kazandığı grup 1 koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce 2200 metre çim pistte kazandı. 2.28.30'da kazandı. Bir grup 1 koşu var. Favori olduğu koşu gördüğünüz gibi. Bir de 14 numaralı Japon var. Ryan Moore'la şans verdiğim son isim. İkinci altılı Ryan'ın 5. ayağında. Burada 3 numaralı Domestic Spending var. Arızalandığını duydum bu atın. Dolayısıyla %95 ihtimalle, 98 ihtimalle koşudan çıkacaktır. 3 numaralı Domestic Spending bilginiz olsun diye hatırlatmakta fayda var. Bir diğer çıkacak olduğunu bildiğim hatta 2 numaralı United eğer yanılmıyorsam. 2 numaralı United ve 3 numaralı Domestic Spending koşularda yer almayacak yarınki koşularda. Geldik 2. altılık Ganya'nın son ayağına ve günün en önemli koşusuna. Üç yukarı İngilizlere mahsus Breeders' Cup klasik koşusu. Bütün yetiştiricilerin, antrenörlerin katılmak için can attığı bir koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus açık 2000 metre kum pistte bir koşu. 5 numaralı Nix Goy'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 6 milyon dolar toplam ikramiyeli en pahalı koşu. Bu iki günkü festival kapsamında Longines Breeders' Cup Klasik Grup 1 koşusu. 5 numaralı Nix Goy, Joey Rosario ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında 1800 metre kum pistteki son 3 startında 2 grup 3 ve 1 grup 1 koşuyu çok rahat kazanıyor. Gördüğünüz gibi grup 3'ü yaklaşık 10 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Tamamı favori olduğu koşular. 1800 metre 1.47.33. Bir önceki startta bir grup bir koşu 1.47.70 ve son startında bir grup 3 koşuyu 1.47.85 derecesiyle kazanan isim 4 boy, 4.5 boy ve 10 küsur boy. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra 4 numaralı Essential Quality Luis Saez de start alıyor. O da son 6 startından 5'ini kazanmış bir isim. Kazandığı koşulara bakacak olursak 2000 metre kum pistteki grup 1 koşuyu son startında 2.01.96 ile kazanıyor. Bir önceki startında da 1800 metre kum pistteki bir grup 2 koşuyu 1.49.92 derecesiyle kazanıyor. Ondan bir önceki koşusunda da yine bir grup 1 koşuyu 2.27.11 derecesiyle 2200 metre kum pistte kazanan bir isim. 8 numaralı Medina Sprint John Velasquez de start alıyor. O da son startında 1800 metre kum pistte bir grup bir koşuyu 1.49.67 derecesiyle 5 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Ondan önce de bir listed koşu kazanmışlığı var. 1600 metre çim pistte 1.37.29 derecesiyle. İki isim daha önereceğim burada. 3 numaralı Hot Rod Charlie, Flavien Prat'la start alacak olan bir isim. Son startında bir grup bir koşuyu kazanıyor. Park Spodrom'da 25 Eylül'de 1800 metre kum pistte 1.48.63 derecesiyle 2 boydan biraz fazla bir farkla aynı jokeyle favori olduğu bir koşu ve son olarak 9 numaralı Max Player, Ricardo Santana Jr.'la şans verdiğim bir isim. Her iki startı, son iki startında da 2000 metre kum pistte start almış. Grup 2 koşuyu 2.01.95 ile son startındaki grup 1 koşuyu da 2.02.49 dereceleriyle kazanmış bir isim aynı jokeyle.
xbracing.com adlı web sitemiz var biliyorsunuz. Buradan geçmiş bütün her türlü yabancı yarışlarla, Amerika'daki yabancı yarışlarla ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Şimdi bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Arkadaşlar Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü üzere Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce eğer videoyu beğeniyorsanız ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen tuşuna basarak kanala destek verebilirler. Faydalandığınızı umuyorum bu yorumlardan. İkinci altılı Ganyan ilk ayağı 6 numaralı Love, 7 numaralı Warlike Goddess, 4 numaralı Rugir, 12 numaralı Audaria ve 8 numaralı Love's Only You önerdiğim isimler arasında. İkinci ayak 2 numaralı Jackie's Warrior büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Ben buraya 9 numaralı Dr. Shivel ve 8 numaralı Special Reserve'i ekliyorum. Üçüncü ayakta 3 numaralı Space Blues, 1 numaralı Master of the Seas ile Ecury, 6 numaralı Moforza ve 7 numaralı In Love ekürlerden 14 numaralı Ibarra ekürü olan 7 numaralı In Love önerdiğim isimler arasında. Dördüncü ayakta 6 numaralı Retruska büyük bir ihtimalle koşuyu kazanacaktır. Az önce videosunu izlediğimiz Safkan. Son aya 5. ayakta biraz karışık. 13 numaralı Tarnava, 12 numaralı Teona,
7 numaralı Walton Street Yibur'la ekürü olan 9 numaralı Sis Pahan Alman atı. 1 numaralı Rock Emperor, 5 numaralı Trip One'la ekürü, 11 numaralı Gufo ve 14 numaralı Japan önerdiğim isimler arasında. Burada 3 numaralı Domestic Spending ve 2 numaralı United büyük bir ihtimalle start almayacak isimler. Son koşu 3.780.000 dolar ikramiye kazanacak galibi. Nix Go ile başladık 5 numaralı, 4 numaralı Essential Quality, 8 numaralı Medina Spirit, 3 numaralı Hot Rod Charlie ve 9 numaralı Max Player önerdiğim isimler arasında. Hepinize iyi bir cumartesi günü diliyorum, şanslı bir cumartesi günü diliyorum. Çıkış yapmadan önce abone olursanız, aboneyseniz de beğen tuşuna basarsanız hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar, bir sonraki Amerika yarışlarında görüşmek üzere.